Evet sevgili izleyicilerim, yanımızda ünlü gazeteci, Adana'nın duayen gazetecilerinden Mirza Bey var. Mirza Bey ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ni konuşacağız, Zerdan Karalar'ı konuşacağız. Çünkü yaşıyoruz, biz Adana'da yaşıyoruz. Yani Zerdan Bey çok bir hizmet yapmasa da yarım kalanları veya başladığını yarım bırakma başkan. Değil mi Mirza Bey? Yani şimdi aynen, yaşadık aynen, o 19 Mayıs Mahallesi'ndeki o görüntüler geldi. Rejiden rica ediyoruz, o görüntüleri verin arkadaşlar. Mirza Bey, bu görüntü üzerine konuşalım abi. Şimdi, evet değerli izleyiciler, 19 Mayıs Mahallesi ve Lenet Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü. Evet. Şimdi bu köprünün bir tarafında halen kazıklar, kalıplar dururken diğer tarafında ise konulan barikatlar, araçların geçişini engellemek için konulan barikatlar görüyorsunuz. Bu barikatların hemen yan tarafında ise bir yol açılmış. Çift gidişli bir yol. Ancak gel gelelim, bu yolda ne var? Sıkışıklık var, tıkanıklık var. Trafik zaman zaman aksıyor, aksar duruma geliyor. Şimdi orada bir de yaya geçidi var. O küçük bir yaya geçidi, yani karşı tarafa geçmek için vatandaşların bir yaya geçidi. O yaya geçidinin yan tarafında yapılan devasa bir köprü. Yani ancak daha kalıplar sökülmemiş abi. Şimdi kalıpların sökülüp sökülmemesi pek önemli bir şey değil. Zaten Zeydan Bey'in o kalıplarla ilgisi yok. Yani çünkü üst tarafının tamamlanması lazım, oranın tamamen, buranın tamamen trafiğe açılması lazım. Ama gel gelelim trafiğe açılmıyor. Neden? Çünkü halen işini bitirmemiş. Kaç ay oldu bu köprü? 8 aydır ben hizmet veriyorum diye övünen Zeydan Karalar maalesef halen bu köprüyü bitiremedi. Müteahhit nerede? Ortada yok. Şimdi daha önce burada bir köprü vardı zannedersen. Burada bir köprü vardı. O köprüyü yıktılar. Yerine bu köprüyü yaptılar. Yani hizmet, hezimet mi oldu abi? Aynen hizmete dönüştü. Şimdi bir taraftan da dikkat ederseniz sayın izleyiciler, karpuzlar görüyorsunuz. Karpuz sevgisi açılmış. Yayaya da engel, trafiğe de engel. Yani hani Zeydan Karalar diyor ya, 85 günde domates yetişti. Otogarın orada battı çıktı yaptı. Sen daha burada bir karpuz yetiştiremedin, 8 ay oldu. Yani aslında bu hani evet, 185 günde domates yetişmez de biz köprü yaptık derken aslında bu bir itiraf. Yani sen bu kadar hızlı çalışıyorsan şimdi neden bu köprü Adana'ya ne kadar battı çıktı lazım, üst geçit lazım, kavşak lazım, değil mi? Trafiği yani rahatlatacak. Yapmamışsan sen yani bir yerde itiraf ediyorsun. Çalışmadığını itiraf ediyorsun. İşin evet, açıkçası bu. Evet. Bakınız geçtiğimiz günlerde şimdi bir sinek belası, sivrisinek belası, bir ne bileyim sinek evet, belası ya. Evet. Sinek belası. Geçtiğimiz günlerde Yüreğir Belediye Başkanı, kardeşim siz yapamıyorsanız bize verin biz yapalım dedi. Evet. Sayın Beyli Belediye Başkanı, o da aynı dertten müzdarip, o da sinekten müzdarip, oraya bir arıtma tesisi sözü verdi, halen arıtma tesisini yapmadı. Ya yazık günah ya. Yani iş yapıyorum diyerekten. Şimdi önümüzde Mirza Bey bir seçim var. Artık adaylar da görücüye çıkmaya başladı. Şimdi ben ilk karşılaştığım adaylardan efendim söz alacağım. Yani bu aslında vaatlerini yapmayan adaylara mahkemeye vermek lazım. Yani bir yerde halkı kandırıyor, hayır, aldatıyor, dolandırıcılık gibi bir şey yani bu. Aday olanlar vatandaşla bir protokol imzalayacak. Evet. Vatandaşlarla bakın, vatandaşlarla protokol imzalayacak. Taraftarlarıyla değil, vatandaşlarla protokol imzalayacak. Nereye hizmet yapacaksa projesini koyacak. Bu proje nerenin projesi kardeşim? Atıyorum. İşte Levent Mahallesi'nin. Levent Mahallesi'nden her görüşten insanlarla oturacak bir protokol yapacak. Abi şimdi seçimden önce istediğin kadar vaatte yani, seçim bitti miydi? Bahane kolay. Ya, bütçe açık. Borç devraldık. Enkaz devraldık. Konu kapandı. Öyle değil mi abi? Şimdi şu anda... Yani şimdi enkazsa,
Hiç o zaman aday olma abi. Olma ya. Yani yapamayacaksa görüşe çıkma abi. Yani bunun gamı kimi yok. Şimdi bu niye benziyor biliyor musunuz? Bu şuna benziyor. Yani kız istemeye gidiyorsun. Söz kesiliyor. Söz kesiliyor. Oğlan tarafı olarak veya oğlan evlenecek kişi diyor ki ne? Tamam ben bu kızı istiyorum. Ben bu kızı seviyorum diyor. Ondan sonra ailede tamam diyor. Kaç kızın ailesi de tamam diyor. Ama gel gelelim söz kesildikten sonra nişan günü yaklaştıkça oğlan diyor ki ne? Yok ben bu kızı sevmiyorum. Ayrılmak istiyorum. Bir dakika ya bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Şimdi belediye başkanlarının da yaptığı bu. Kardeşim sen bir ahdin var yani. O göreve gelirken dedin ki ne ben Adana'ya hizmet edeceğim. E sen Adana'ya hizmet etmiyorsun ya. Sen Adana'ya eziyet çektiriyorsun. Adana'ya eziyet çektiriyorsun. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adayı olarak sana oy verenlerin nereden bakarsak bakalım hemen hemen %60'ı sana karşı cephe almış durumda ama sen bunun farkında değilsin. Farkındasın da umrunda değil. Günü kurtarmaya çalışıyor. Günü kurtarmaya, günü geliyor. Evet. Şimdi diğer bir taraftan da mesela şeyi de söylemek isterim ben. Yani bu belediye araçları yeni yapılan 15 Temmuz köprüsünden neden geçmiyor? Onu biz geçen programda da konuştuk. Yani neden geçmiyor kardeşim? Yani şimdi vatandaşa eziyet çektirmek. Yani sen bunu görev mi ahdi diyorsun kendine? Yani burada vali beye seslenelim. Yani buna bir dur demek lazım. Burada keyfilik olmaz ki. Yani o yol yani trafiği rahatlatacakken sen o kadar büyük trafiği sıkıştırıyorsun. Yani şu otobanı kullanıyorsun. Yani yakıt tasarrufu yapmıyorsun. Aksine yakıttan zarar ediyorsun sen. Zamandan. Yani zamandan ve yakıttan zarar ediyorsun. Araçların amortisyonları. Tabii ki ne yani o araçların zaten araçların doğru dürüst bakımları yok. Neredeyse hepsi hurdaya çıktı. Evet. Yani senin gibi vatandaşa bu eziyetin nedir ya? Niye eziyet çektiriyorsun yani vatandaşa? Kimden savaşıyor ben onu yani, anlamıştınız. Evet. Veya kimden intikam alıyorsun sen? Evet. Yani yıllar sonra veya şöyle diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir belediye başkanı olarak çıktın ortaya. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandın. Bir hizmet vereceksin ki Adana halkı seninle gurur duysun. Mesela, o zaman evet. Adana şanssız. Yıl, Adana şanssız. Yani. Adana şanssız değil. Adana şanslı fakat gelen yöneticiler, yerel yöneticilerin tamamı için söylüyorum ben bunu. Gelen yöneticiler Adana'nın şansını kırıyor. Evet. Adana'nın şansını kırıyor. Eğer bir tanesi doğru dürüst iş yapsın, görev yapsın, tüm samimiyetimle söylüyorum, Adana bir Konya'yı da geçer, bir Kayseri'yi de geçer, Maraş'ı da geçer, Bursa'yı da geçer. Geçer, evet. Yani yok, hizmet yok yani Adana'da. Şimdi hizmet olmayınca ne olacak? Yani şimdi bir girme efendim köprüsünü bir oraya yaya geçidi yaptılar, sonra yıktılar, tekrar yaptılar. Evet. Celal Bayar Köprüsü'nü 4 defa yıktılar, yaptılar. 4-6 katı 2-3 defa açılış yaptı. 4.'ye fırça yedi, vazgeçildi. Evet, onun gibi. Ondan sonra o Karnıyarık yani 2-3 defa yapıldı. Yapıldı. Yani bunun gibi. Yani bir şeyi bir defa da görmedik biz yani. Yani bu eziyet Adana diye eziyet. Biz hepimiz yani şu memlekette yaşıyoruz. Yani şu güzel memleketin kıymetini bilelim. Yani şu Adana gibi güzel bir memleketin bütün vatandaşlar nimetinden faydalansın. Yani geçen o Menderes'e şimdi, gittik abi Menderes'te. Şimdi o çift şerit yol, yani bölünmüş yol, teke düşürülmüş. Kaldırımlar yine işgal. Aynen öyle. Araç trafiği santim santim ilerliyor. Yani rezillik. Yani girdiğimize gireceğimize pişman olduk. Bir daha gitmem ben Menderes'e. Ya işte ben onu söylemek istiyorum. Yani her türlü rezaleti, 4 yol tamamen. Kardeşim orada bir durak var, bir otobüs durağı var, dolmuş durakları var. Bir belediyenin şimdi trafik denetlemesi yapması lazım. Çünkü niye? Kanun sana bu yetkiyi vermiş. Büyükşehir belediyeleri
Zabıta memurları aynı zamanda trafik memuru görevi görecek değil. Yetki vermiş sana. Evet. Şimdi sen bu yasayı kullanaraktan orada saatlerce bekleyen dolmuşu kaldırabilirsin, cezasını yazabilirsin. Neden bunu yapmıyorsun? Valla başka türlü görüşmek. Neden yapmıyorsun? Yani bunu yapamıyorlar. Yani bunu ha şu var. Hani özel halk otobüsleri ve aynı zamanda dolmuşlar. Efendim biz bunları gücendirmeyelim. Karşımıza almayalım. Evet. Vatandaş ne kadar rezillik çekerse çeksin, ne kadar eziyetse çeksin. Peki netice itibariyle Mirza Bey, yani ne yaparız abi? Yani nasıl kurtuluruz bu işkenceden veya bu vurdum duymaz işte başkanlardan, adaylardan? Şimdi şöyle, şimdi eğer gerçekten Adana'ya hizmet etmek istiyorlarsa, ellerini vicdanlarına koyacaklar, ben Adana'ya hizmet etmek istiyorum diyecek. Ben Adana'ya hizmet etmek istiyorum diyecek. Eğer Adana'ya hizmet etmek istemiyorsa aday olmayacak. Yapılan eleştirileri de olgunlukla karşılayacak ve o eleştirileri biz, yani şu anda yapmış olduğumuz eleştiriler bizim yıkıcı değil, tamamen yapıcı bir eleştiri. Kim ne derse desin, hiç umurumda değil. Evet. Ben buradan açık açık da Zeydan Karalar'a sesleniyorum. Zeydan Başkan, beni isterseniz yanlış anlayın, isterseniz doğru anlayın. Ya siz bu hizmeti tam olarak yapın veya bu işi bırakın. Önümüzde bir yerel seçimler var. Siz de buraya aday adaysınız. Şu anda aday adaysınız. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oynayan aday adayları var. Kişiler var. Ha, diğer siyasi partilerden de var. Çünkü belediye başkanı adayları, belediye başkanı olmak isteyenler şu anda görücüye çıkmaya başladılar. Evet, evet. Alttan alta çalışmalar yapıyorlar. Yok, direktmen çalışan arkadaşlar da var. Var, evet. İsim vermek istemiyorum yani rencide olmasınlar diye. Belli olmaz, yarın bir gün belki birilerinin adına feragat da edebilirler. Rencide etmek de istemiyoruz biz o arkadaşlarımızı, bildiğiniz isimleri. Ama geri gelelim, karşınıza dişli adaylar da çıkabilir. Dişsiz adaylar da çıkabilir. Ama şunu unutmayın ki sizi tekrar aday gösterdiklerinde bu halk 5 yılın hesabını size sorar. Daha önce sordu adaylara, biliyorsun yani. Yani. Yani bir Hüseyin Sözlü gerçeği var. Yani. Değil mi? Yani. Evet. Ki, yani geçmişe baktığımız zaman bunun birçok örnekleri var. Evet. Hizmet eden kazandı, etmeyen kaybetti. Selahattin Çolak Adana'nın medarı iktidarıydı. İlk seçildiği dönemde, 80 öncesinde, 77 seçimlerinde, pardon 76 seçimlerinde belediye başkanı oldu. 12 Eylül'den sonra feshedildi. Aytaç Durak belediye başkanı oldu. Bir dönem yaptı, arkasından Selahattin Çolak geldi. Selahattin Çolak da geçmişte yaptığı hizmetin devamını getiremediği için bitti. Ne oldu? Bitti. Yeniden evet. Aytaç Durak iş başına geldi. Yani bütün bunları görmek lazım, düşünmek lazım. Hizmet ediyorsan varsın, hizmet etmiyorsan yoksun, bitmişsin yani. Evet. Evet. Allah'a vekil, diğer vekil deriz yani. Evet, biz de buna evet. Teşekkür ediyoruz.